Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 9. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek sınav sorusu çözüm olacak. 1. bölüm vocabulary kelime bölümü arkadaşlar. Kutu içerisinde verilmiş kelimeler var. Bu kelimeleri birlikte bir tarayalım. Drought kuraklık demek. Challenging zorlu anlamına geliyor. Meydan okuyan anlamına da gelir. Documentary belgesel demek. Hurricane fırtına. Wired tuhaf ''Give two thumbs to'' Ya bir şeyi çok beğenmek. Yani bu ünitenizde şöyle geçiyor. E ne yapıyor? İki baş parmağını kaldırıyorsun. Yani bir şey beğendiğimizde biz mesela Türkçe'de tek baş parmağımızı kaldırırsanız okey güzel anlamında. Burada iki baş parmağını birden kaldırmak yani çok beğenmek deyimsel bir ifade. ''To kick the bucket'' var. Bu da gene deyimsel bir ifade. Nallara dikmek. Ölmek arkadaşlar. ''Landslide'' toprak kayması demek. Slide kaymak, land ya toprak, land slide, toprak kayması. Waste your time, waste israf etmek, waste your time zamanını israf etmek. Take kapta başlamak demek. Şimdi bizden istenen şu cümlelerin anlamına göre kutu içerisinden uygun olan kelimeyi alıp yazacağız. Scuba diving tüplü dalış is a dir diyor. Activity nasıl bir aktivitedir ki? I love it. Ben ona bayılırım. Onu çok severim. Aktivitelerden bahsederken kullanacağımız burada arkadaşlar çok da sevdiğime göre e, en uygun kelime yukarıda Challenging yani zorluğu ve meydan okuyan bir aktivite. Dolayısıyla ben onu ne yapıyorum? Çok seviyorum diyorum. Şöyle düzeltmelerimizi de yapacağız. Ve arkadaşlar Challenging'i burada kızartıyorum. Onun ömrü doldu. Allah rahmet eylesin. Means strange diyor. Anlamına gelir tuhaf. Tuhaf anlamına gelir o zaman tuhaf anlamına gelen kelimeyi bulacağım ben arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bunu da kızartayım. Cevap olduğu anlaşılsın ekranda. Wired tuhaf demektir. Wired. Dolayısıyla arkadaşlar ben buradaki boşluğa da wired yazacağım. Wired means wired anlamına gelir. Strange tuhaf anlamına gelir. Evet, bunu da işaretledikten sonra yola devam. Did you enjoy the movie? Filmi beğendin mi? For sure, tabii ki diyor. I to it. Şimdi çok beğenmiş arkadaşlar ve tek baş parmak değil iki baş parmak veriyor ona. Yani biz Türkçe'de buna ne diyebiliriz? 100 puan ya da 10 numara film anlamında. I give two thumbs up. İki parmağımı da kaldırıyorum. Ya alkışlıyorum filmi dersiniz mesela Türkçe'de. Ee, onun gibi arkadaşlar bu da give two thumbs olacak. I give two thumbs up. Zaten siz de ünitenizde e, bu ifadeyle karşılaşacaksınız. Bunu da şöyle yapalım belli olsun. I give two thumbs up. Şöyle şunu da yapayım arkadaşlar şöyle. Evet ve bunu da burada biraz koyutalım tamam. E, means to die ölmek demektir diyor. Means anlamına gelmek neydi ölmek anlamına gelmek? To kick the bucket nalları dikmek arkadaşlar. O zaman ona buraya da direkt onu yazacağım. To kick the bucket ölmek anlamına gelir diye. To kick the bucket. Evet, means to die. Güzel. Devam ediyoruz yolumuza. Ne var? Farmers don't get any crops. Çiftçiler ne yapmazlar? Mahsul almazlar. Crop mahsul demek. During esnasında bir bir şey esnasında mahsul almazlar. They have hard times ve onlar güçlük yaşarlar. E çiftçiler ne zaman güçlük yaşarlar arkadaşlar? Drought kuraklık olduğu zaman çiftçilere en çok üzecek durum nedir? Allah vermesin kuraklıktır diyoruz. O yüzden buraya da drought yazacağım. Drought. Evet. Ve yola devam edeceğiz. Şöyle yaparsam belki biraz daha düzgün olur mu orası? Tamam they have hard times onlar zor zamanlar yaşarlar. Don't diyor. Emir cümleleri İngilizcede olumsuz don't'la başlar. Olumsu fiille başlar. Watching this film bu filmi izlemeyi bir şey yapma. It has terrible acting berbat oyunculuğu var. Şimdi bu filmi izleyerek bir şey yapma demek istiyor. E ne yapacağız? Eee şöyle bakayım evet en uygun ifade burada ne var? Don't waste your time zamanını israf etme bu filmi izleyerek. Don't waste your time. Bu filmi izleyerek zamanını israf etme dedik. Bunun da cevabı bu oldu arkadaşlar. Ve tekrar devam ediyoruz şimdi 7 numaralı soruyla. The damages of the roof bir şey arkadaşlar d dediği buraya bir isim gelecek. Hasar verir. Burası fiil. The roof of the buildings binaların çatısına hasar verir. In the West Atlantic Ocean very often Batı Atlantik Okyanusunda çok sık diyor. Okyanusların üzerine gelen meydana gelen fırtınalara hurricane deniyor İngilizce'de. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da hurricane. Bunu da kızartıyoruz ve devam ediyoruz. E, sekizinci 8. soruda ne demiş? He wants to, o istiyor. Fotografi, fotoğrafçılık diyor. And travel around the world. Ha, şimdi fotoğrafçılığa bir şey yapacak ve dünyayı gezecek. Bakıyorum yukarıda kalanlardan en uygun arkadaşlar take up'tır. Fotoğrafçılığa başlamak take up. E, phrasal verb'tür ve başlamak demektir. He wants to take up. Fotoğrafçılığa başlamak istiyor ve dünyayı dolaşmak istiyor. Evet ne güzel. Bahane ne güzel sebep dünyayı dolaşmak için. Is a mass of rock bir kaya kütlesidir diyor. And soil şöyle and soil ha kaya ve toprak tamam e, kütlesi moving hareket eden suddenly and quickly aniden ve çabuk hareket eden işte buna da arkadaşlar kaya ve toprak kütlesine aniden çabuk hareket eden buna toprak kayması diyoruz. Bunu da e, landslide olarak cevaplıyoruz. Landslide. Toprak kayması. Devam ediyorum arkadaşlar. I like watching. Ben severim diyor izlemeyi. Films. Evet ünitelerimizden birinin konuda, konusu da filmler. Because I can learn new things from them. Çünkü onlardan yeni şeyler öğrenebilirim. Yeni şeyler öğrendiğimiz e, ta, e, film yapımlarına ne diyoruz arkadaşlar? Documentary. Belgesel diyoruz. Dolayısıyla bunun cevabı da documentary olacak. Evet onu da işaretleyelim kızartalım yolumuza devam edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar birinci bölümden 10 puanımızı aldık bile. Devam ediyoruz B bölümde diyor ki choose the correct answer doğru olan cevabı işaretle. Peki bakalım flowers çiçekler diyor in spring baharda. Şimdi tomurcuklanmak var burada bloom fiilimiz bizim bloom. E şimdi çiçekler her zaman bu işi yaparlar. Evet gramer konularımızdan biri de geniş zaman şimdiki zaman. Her zaman olduğu için ben şimdiki zamanı değil geniş zamanı doğru cevap kabul ediyorum. Çiçekler bağırda tomurcuklanırlar. Arthur our swimming pool twice a month. Bakın burada da bir sıklık zarfı var. Zaman zarfı. Haftada eşi ayda iki kez yapıyor bu işi. Ayda iki kez yani sürekli ayda iki kez bu işi yapan bir Arthur'dan bahsediyoruz. Bunun da geniş zaman olması gerekir. Arthur Cleans. Ben uyumak diyor at my mother's house annemin evinde this week bu hafta. Ha, şimdi bu hafta annemin evinde uyuyorum. Bu geçici bir durum arkadaşlar. Bu hafta dediği için o yüzden bu I'm sleeping olacak. Ben uyuyorum. Because çünkü my father babam babam Paint at present şu anda ne yapıyor işte badana yapıyor diyecek at present de zaten şimdiki zamanı gerektirir dolayısıyla burası is painting olacak. I think ya I am thinking you should buy him a tie. Ha, ona bir kravat alman gerekir. Ben burada kendi fikrimi söylüyorum. Arkadaşlar düşünmek anlamında think fiili ing alır ama bence derken bence derken ve sanmak anlamında almaz. Burada bence demek istiyor arkadaşımız. Bence senin ona bir kravat alman gerekir. Dolayısıyla bunun da ne olması gerekiyor? Bu olması gerekiyor. Geniş zaman. Think. He to dress formally. Niye kravat alman gerekiyor? O resmi giyinmeyi sever. Şimdi bir şeyi sevmek arkadaşlar maymun iştahlılık yoktur sevmekte. Geniş zamanlı kabul edilir daima. Dolayısıyla bunun da likes olması gerekiyor. Den diyor on the other phone diğer telefonda right now tam şu anda right now demek tam şu anda demektir. O yüzden bunun şimdiki zaman olması gerekiyor. Is talking konuşuyor. We their grandparents every weekend her hafta sonu diyorsam ben geniş zamandan bahsediyorum. Geniş zaman çünkü tekrar eden, sık sık olan eylemlerden bahseder. Dolayısıyla aren't visiting olmaz. Don't visit olacak. Biz ziyaret etmeyiz. I remember that boy's name şimdi ben o oğlanın adını diyor hatırlamak var burada. Şimdi aslında arkadaşlar yani burada bir hata yapılmış. Ben söyleyeyim. Ben internet ortamından aldım. Rastgele güzel olduğunu düşündüm. Sınav örneklerine bakıyorum ve onları çözüm diyorum. Şimdi burada bir hata var. Niye hata var? Ee, bir ben o oğlanın adını ben de ilk defa beraber çözüyorum. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Söylemek istediğim odur. Ve burada bir hataya rastladım bana göre. I remember ve I don't remember var. Ya hatırlayabilirim o çocuğun adını. Hatırlamaya da bilirim. Yani burada tens arasında seçim yapılması gerekirdi, anlam arasında seçim yaptırıyor ama biz anlam seçimi yapamayız çünkü cümlenin devamı yok, hatırlıyor muyum, hatırlamıyor muyum belli değil. Şöyle, bunun aslında şöyle olması lazımdı. I am remembering ya da I remember gibi olması lazımdı. Ya da I am not remembering, I don't remember olması lazımdı. E, geniş zamanla şimdiki zaman arasında e, bir seçim yaptırması lazımdı. E, böyle olunca arkadaşlar bunun ikisi de doğru cevap olur. E, sınavda böyle bir şey olursa ne olur? Öğretmeniniz ikisini de kabul etmek durumunda kalır. Bu böyle. E, I remember that boy's name ya da I don't remember that boy's name. İkisi de olabilir. Çünkü biz burada zaman sorusu çözüyoruz. Şimdi 8'e bakıyorum. Look, bak diyor. Bak, bak diyorsa arkadaşlar şimdiki zamanı kullanacağız. E bak deyip de şimdi bak diyecek de ben haftaya bakacak halim yok yani. Bak, dinle, dikkat et gibi ünlemlerle başlayan cümleler arkadaşlar daima şimdiki zamanla yapılır. O Dolayısıyla a cat is climbing. Bir kedi tırmanıyor. That old tree şu yaşlı ağaca diyor. Open the windows please. Pencereleri aç lütfen. This room, bu oda e, berbat, awful, berbat kokuyor diyecek. Arkadaşlar şimdi smell fiili koklamak anlamına da gelir, kokmak anlamına da gelir. Ha arkadan sıfat geliyorsa geçişsizdir. Arkadan isim gelmiyorsa geçişsizdir. Ve biz bunu geniş zamanda kullanırız. Bakın burada sıfat gelmiş berbat. O yüzden biz ne diyeceğiz? Kokluyor değil, kokuyor anlamında smell'i kullanacağız. Peki Tim, lunch now. Tim şu anda... Şu anda dediğine göre evet have zaten joker fiildir İngilizce'de. Öğle yemeği yiyor. Is having ne olacak? Doğru cevap olacak. Peki C bölümü önemli bir bölüm arkadaşlar. C bölümde diyor ki so cevaplara bakarak soru yap. Peki my brother's birthday is on e, July 15th. Benim biraderimin doğum günü ne zaman? 15 e, şeyde sen söyle. Haziranda pardon Temmuz'da. Jun Haziran July e, Temmuz arkadaşlar tarih sorulduğuna göre tarihler neyle sorulacak? When ile sorulur. When is diyeceğim. When is your brother's birthday? Erkek kardeşinin doğum günü ne zaman diyeceğim. İkiye bakıyorum. İki de cevapta ne diyor? Sarah is a very successful student. Sarah çok başarılı bir öğrenci. She works hard. O sıkı çalışır. Arkadaşlar bunların altını çizmek bu arada şu demektir. Öyle bir soru sor ki cevabı şu altı çizili olan kısım olsun demektir. Bakın burada da Sarah is a very successful student demiş. Çok başarılı bir öğrenci. O sıkı çalışır. Ha şimdi ben nasıl çalışır diye sormam lazım soruyu. O zaman geliyorum ve soruyorum. Nasıl sorusu İngilizce'de W soru sözcüğü olarak how'la sorulur. How does how does Sara, work. Sara nasıl çalışır? Sara is a very successful. Student. She works hard. O sıkı çalışır. Cevabı da sıkı. Penguins live in Antarctica. Penguenler Antarktika'da yaşar. Bu soruya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi sorunun cevabı çoğuldur. Penguenler Antartika'da yaşıyorlar. Ama who, biz şimdi neyi soracağız? Özneyi soracağız. Kim Antartika'da yaşar diye. Aynı Türkçe'de olduğu gibi arkadaşlar e, nasıl kimler yaşarlar demiyoruz. Sorarken kim yaşar diye soruyoruz. İngilizce'de e, özneyi soran sorular daima tekil sorulur. Dolayısıyla buraya dikkat. Who lives diyeceğiz. Who lives in Antarctica? Kim yaşar Antartika'da? Evet da kim yaşar? Cevapta ne olacak arkadaşlar? İşte penguins live in Antarctica. Bu arada buralara buralarda soru işaretlerimizi koyalım unutmuşuz. Evet tamam. Ee, cevap her ne kadar çoğul da olsa penguenler diye siz soruyu tekil soracaksınız arkadaşlar. Böyle yapın ki notunuz kırılmasın. Peki. Samantha works in a supermarket diyor. Şimdi nedir mesela burada cevap? E, bir süpermarkette. ha Cevap süpermarket olacak o zaman Samantha nerede çalışır diyeceğiz. Yer soran e, soru sözcüğümüz bizim İngilizce nin. nedir? Where'dir? Where. Geniş zaman olduğu için where does... Samantha Samantha work diyeceğim. Work verdas Samantha work. Evet Samantha works in a supermarket diye de cevap gelecek. Aman diyeyim ben size. Bakın S takısı var. Üçüncü teki şahıs olduğu için Samantha ee, ne olacak arkadaşlar? Biz soruyu dazla soracağız. Buna da dikkat edeceğiz. Tabi dazla sorduğumuz zaman da şu S takısı artık work fiilinin sonunda olmayacak. Paul and Mary sometimes go out for dinner. Paul ve Mary bazen dışarıya çıkarlar akşam yemeği için diyor. Şimdi cevap burada sometimes olduğuna göre sıklık zarfları arkadaşlar ne kadar sıklıkla diye sorulur ne kadar sıklıkla akşam yemeğine dışarıya çıkarlar bunun da how often ile sorulması lazım how often do diyeceğiz özlemiz çoğu olduğu için do Paul and Maria Paul and Maria Go out for dinner diye devam edecek. Go out for dinner. Evet. Ne kadar sıklıkla akşam yemeği için dışarıya çıkarlar. Peki. Bu kısmı da başarıyla tamamlıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? 10 puan buradan aldık. 12 puan buradan aldık 22. İşte 10 puan da buradan aldık 32 ve yolumuza devam ediyoruz. Bu bölümde ne demiş? Match the questions with the answers. <laughs> Pardon. Ee, cevapları sorularla eşleştirin. Eşleştirelim bakalım. What's your favorite... Movie type senin sevdiğin film türü hangisidir? E bakayım şimdi film türü nerede var? Burada var. F komedi. Dolayısıyla F olacak cevabımız. Are you an action movie addict? Addict kelimesi önemlidir arkadaşlar. Buraya dikkat. Bağımlı demek. İşte sen diyor bir aksiyon filmi bağımlısı mısın? Şimdi bu are'la ya da do'yla sorulan soruların cevabı yes ya da no şeklinde gelir arkadaşlar. Ee, şimdi burada yes var ama bizim buradaki cümlemiz isim cümlesi yani duyla cevap verilemez, arla sorulan sorunun cevabı emiz ya da arla verilir yani zaten sen diye sormuş ben diye cevap verecek no ve ay olacak içinde dolayısıyla bunun da doğru cevabı he olacak. What does your father usually watch? Baban genellikle ne izler? Şimdi ne izler dediğine göre biz babadan bahsettiğimize göre buna göre bir cevap arayacağız. Baba erkek olduğuna göre he ile başlıyor. İzlemek action movies. Tamam. D seçeneği doğrudur diyorum o yüzden. Do you like going to the cinema? Sinemaya gitmeyi sever misin? Buyurun işte ee, gene bir yes no sorusu. Evet ya da hayır şeklinde ama bu sefer do ile sorulduğu için doğru cevap Yes I do A olacak. Who do you watch movies with? Kiminle film seyredersin diyor. Şimdi kiminle? evvitli bir ifade arayacağız şununla diyor. Orada with my uh, mother var. G'de, G'de. Dolayısıyla G doğru cevap. Who is your favorite actor? Favori aktörün kimdir? Sevdiğin aktör. Johnny Depp. Aslanlar gibi duruyor burada. Dolayısıyla bunun da cevabı ne olacak? C olacak. What type of movies do you like? Ne tür filmler seversin? Film türü söyleyen seçeneğe bakalım burada. Ne diyor? I don't like horror movies. Geç onu. What type of movies do you... Ha Pardon dislike diye soruyormuş. Arkadaşlar niye uyarmıyorsunuz? Sevmezsin. Tamam. I don't like horror movies. Bu da B olacak. Do you watch movies on the internet? İnternette film izler misin? bunun cevabı da E kaldı geriye. Yes I watch and down them. Evet izlerim ve hatta onları indiririm demiş. Bu da E olacak. Doğru cevap. Peki arkadaşlar. Şimdi burada neyimiz var bizim? Burada şu şimdi bu tarafa alalım sınavımızı. Read the letter mektubu okuyun ve sorulara cevap verin diyor. Peki okuyalım mektubu. Hello Merve. Merve merhaba. Do you know where I am now? Biliyor musun neredeyim ben şu anda? Look at the pictures and find out. Resimlere bak ve bul. I'm writing to you from a youth camp in Alada. Sana Aladağ'da bir gençlik kampından yazıyorum. Bolu, Aladağ Bolu'dan. It is located, o yerleşiktir. In the middle of a wonderful forest. In the middle of ortasında harika bir ormanın ortasındadır. I think bence It is just a place for relaxing. Orası tam bir yerdir dinlenmek için. Yani tam dinlenmelik bir yer. Just tam o anlamda. There is a great organization here. Burada harika bir organizasyon var for high school students. Lise öğrencileri için. From all over Türkiye. Türkiye'nin her yerinden. Our campsite is bizim kamp alanımız surrounded var burada. Çevrili by pine trees. Çam ağaçlarıyla and a beautiful lake ve güzel bir gölle. Uh, we do different kinds of activities here. Biz burada farklı türde aktiviteler yaparız diyor. The day starts gün başlıyor at around 6 o'clock yaklaşık 6'da in the morning sabah. After making our beds yataklarımızı yaptıktan sonra we have a big breakfast together. Birlikte büyük bir kahvaltı yapıyoruz. Then sonra we go cycling in the forest ormanda. Pedal çevirmeye gidiyoruz bisiklete binmeye... ...for some time bir süre için. It's really amusing. Gerçekten eğlenceli. When we come back... ...geri geldiğimizde everybody reads books... ...under the trees. Herkes diyor... ...ağaçların altında kitap okuyor. Bence uyuyakalıyordur o arada. After that ondan sonra... ...we hike in the forest. Ormanda yürüyüş yapıyoruz. And discover ve keşfediyoruz... ...the nature around... ...for an hour. Bir saat için... ...etraftaki, civardaki doğayı... ...keşfediyoruz... We have lunch at about 12 o'clock. Yaklaşık 12'de öğle yemeği yiyoruz. We swim in the lake near the campsite. Biz e, kamp alanına yakın olan gölde yüzüyoruz. Some campers, bazı kamçılar do canoeing. kano yapıyorlar with the help of the trainers. Antrenörlerin yardımıyla. We practice and play basketball every day. Biz antrenman yapıyoruz ve basketbol oynuyoruz her gün. There is always a match before the sun sets. Gün batımından önce her zaman bir maç var. After we have dinner, akşam yemeği yedikten sonra all the campers gather. Bir araya geliyorlar. Gather bir araya gelmek demek. Around the campfire competition etrafında and have fun ve eğleniyorlar by singing songs. Şarkılar söyleyerek. Everybody goes to sleep at around 10. Herkes e, 10 civarı uyuyor, yatmaya gidiyor. Goes to sleep. After a tiring after sonra neyden sonra? A tiring but enjoyable day. Yorucu ama eğlenceli bir günden sonra. I suggest you to come. Sana öneriyorum gelmeni and join ve katılmanı. A youth camp bir gençlik kampına for the next summer gelecek yaz. Peki. Who are the organizations at the camp for? Ha, şimdi kamptaki organizasyonlar kimin için demiş. Who for? Bakıyorum arkadaşlar. Aa, Şöyle I am writing to you from a youth camp in Alada. It's located. There is a great organization here for high school students. Evet, kim için? Lise öğrencileri için. O zaman bu sorunun cevabı ne olacak? Şu olacak. For high school students. Şöyle alayım. For high school students. Peki. Tabi biraz da şuradan kırıklarını aldıralım kalbimizin. Heh, şöyle güzel. What do the campers do after breakfast? Kahvaltıdan sonra kampçılar ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bakalım arkadaşlar. Aa, the day starts at... E, evet. After making our we have a big race. Then we go cycling in the forest. Tamam. Peki. Ne yapıyoruz? Ormanda pedal çevirmeye gidiyoruz. O zaman biz şöyle diyeceğiz. They go... They go for cycling cycling in the forest Peki Is there a river or a lake by the river? Bu ne ya? Burada hata almış arkadaşlar. Bir nehir ya da göl var mı nehrin kenarında? Arkadaşlar bu kampın kenarında olacaktı. Şunu da düzeltiyoruz böyle. E gördünüz mü bak hocanın hatasını yakaladık. Evet, e, yani var var çünkü ne demişti? We swim in the lake near the campsite diyor. Zaten gölün çevrildiğini söylemişti. Harika bir göl var diye. Bakın and a beautiful lake çam ağaçları. Evet ne diyeceğiz? Yes there is a lake diyeceğiz. Yes there is a lake. Evet bir göl var. Yes there is a lake. Ya, how do they have fun after their akşam yemeğinden sonra nasıl eğleniyorlar? Ay çok güzel eğleniyorlar. Bakın. Uh, after we have dinner all the campers gather around. They gather around the campfire and sing songs diyeceğiz. O zaman bayağı uzun olacak. Peki. Şöyle yapalım. They gather around the campfire and... Sing songs ve şarkılar söylerler. Fu fu çok güzel. What sports do they do at the camp? Hangi spor yaparlar? E, ne oluyordu arkadaşlar? Basketbol ve hemen hemen her gün bir maç vardı. We practice and play basketball every day. There is always a match. Evet. Basketbol diyeceğiz. Yani. They do basketball diye uzun da söyleyebilirsiniz. E, basketball diyorum. Ben kısa cevap veriyorum. Videonun süresini kısaltabilmek için. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, bakalım devam ettiğimiz yerde neye rastlıyoruz? Öcülere rastlamayız inşallah. Bakıyorum. Ha. Put the expressions into correct category. Doğru kategoriye koy demiş. Peki arkadaşlar. Şimdi making an invitation nedir bu? işte davette bulunmak. Accepting an invitation. Davet etmek. Accepting an invitation. Bu nedir? E, kabul etmek bir daveti. E, peki bu nedir? Refusing an invitation bu da reddetmektir. Şimdi bakın arkadaşlar şu tehlikeli bir ifadedir. Şu why not var ya hani not'ı görünce e, ondan sonra e, şöyle diyebilirsiniz. Yani not'ı gördüğünüz zaman vay efendime söyleyeyim bu olumsuz gibi falan sakın düşünmeyin. Bu why not ne olacak e, neden olmasın yahu deyip e, ne yapıyorsunuz kabul ediyorsunuz şöyle yazabilirsiniz. Peki. I'd like to but I can't. Hah işte bu reddetmek. İsterim ama yapamam diyor bu kardeşim benim. O yüzden bunu ne yapacağım? Bunu isterim ama yapamamı e, refusing and invitation kısmına alıyorum. Tamam. Sonra what about eating out tonight? Bu gece dışarıda yemeğe ne dersin demiş. E, bu bildiğin e, güzel kardeşim. Bu bir davettir. Evet. Bunu da alıyorum. Buraya koyuyorum. Making an invitation olacak. Bu davette bulunma. Sonra I'm afraid I can't korkarım yapamam diyor. Korkarım yapamam diyorsun nazikçe reddediyordur. Alıyorum. Onu da refusing an invitation diye efendime söyleyeyim. Buraya yazıyorum. Refusing an invitation. Tamam. Why don't we go swimming? Ya neden yüzmeye gitmiyoruz? Bu nedir? Bu, bu bir öneridir. Bu bir davettir efendime söyleyeyim. Bunu da buraya yazacağım o zaman. Şöyle. Tamam. Sonra sorry I'm too tired. Üzgünüm. Çok yorgunum demiş. E, bu nedir? Bu reddetmedir. Evet. Tamam. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bunu da işte buraya yapıştırayım. Bakalım sığacak mı? Nasıl sığacak? Bu kadar sığdı. Evet. Sonra e, sure tabii ki demiş. E, tabii ki nedir? Bir kabuldür arkadaşlar. Accept'tir, kabul etmektir. Şuuru buraya yazdım. Tamam. Sonra da ne diyor? İşte shall we meet today? Bugün e, buluşalım mı? Bugün buluşalım mı nedir peki? Bu bir davettir diyorum. Evet onu da aldım. Şuraya koydum. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada da ilginç bir şey var. Choose the demiş. Ne diyor? Bakalım şöyle. Sen bir git şuradan. Heh. Sen şuradan bir git. Şunu şöyle yapayım ben arkadaşlar. En iyisi. Buradan bir kısaltalım ki böyle. Biz nasıl da bunu yaptık artık. Heh. Şimdi Choose the correct natural disaster. Doğru olan felaketi doğa felaketi. Natural disaster. Seç demiş. Arkadaşlar resimler var. Burada fazla fazla felaketler var. Bunlara bir bakalım. Earthquake deprem demek. Landslide toprak kayması demek. drought kuraklık Volcanic eruption, volkanik patlama. Avalanche, çığ demek ve tornado da arkadaşlar hortum demek. Şimdi bir numarada babalar gibi döne döne fırıl fırıl gelen bir hortum görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Bir numara bu olacak. Tornado. Ee, bakıyorum arkadaşlar 2'ye aman burada da bir patlama görüyorum. Volkanik patlama keşke volkanların hepsi bu kadarcık mini, mini böyle şirin şirin şeyler olsa havai fişek niyetine kullanırdık onları. Dolayısıyla bu da 2 numara olacak arkadaşlar volkanik patlama. Evet ondan sonra 3'e bakıyorum arkadaşlar o bir kayakçı gidiyor arkasından da dolu dizgin öbek öbek karınıyor. Bunun adı da işte arkadaşlar bildiğiniz çığdır yani. Avalanche buna da avalanche 3 numarada çığ olacak diyorum. Sonra arkadaşlar dört tane var kuraklık var. Yazık. Bir filiz, bir ağaç, küçük bir yavru ağaç diyeyim ben ona. Kurumuş burada. Bu da drought'tur. Yani kuraklıktır ağaç ya da bitki artık her neyse. Peki. Şimdi cümleleri okuyun ve doğru ya da yanlış yazın demiş. Doğru ya da yanlış yazalım. Flat is a mess of rock and soil sel diyor. Bir kaya ve toprak kütlesidir diyor. Moving suddenly and quickly. Aniden ve çabuk hareket eden. Güzel kardeşim ona flat sel demektir. Ona flat denmez. Bu ona landslide denir. Toprak kayması denir. Dolayısıyla bu false'dur. Sen hakkını kaybettin. Peki. Earthquake is the sudden violent movement of the earth surface. Deprem. Allah korusun herkesi. Geçmiş olsun İzmir'e de, bütün Türkiye'ye de. Is the sudden, ani, şiddetli harekettir diyor yeryüzünün yüzeyinin. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Ee, keşke böyle bir şey hiç olmasaydı ama maalesef var. Onunla yaşamayı öğreneceğiz, tedbirli olacağız. Hurricane is a storm that moves over water. Suyun üzerinde hareket eden fırtınaya hurricane diyoruz. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Hurricane. Tamam. Ötekine storm diyoruz zaten. Şimdi drought is a long, per long period when there is little or no rain. Kuraklık bir periyottur ki o zaman there is little ya çok az vardır ya da no rain hiç yağmur yoktur. E bu da doğrudur arkadaşlar kuraklık diye de buna diyoruz. Bu da true olacak. Ondan sonra efendime söyleyeyim a zookeeper bir hayvanat bahçesi bakıcısı takes care of animals hayvanlara bakar and feeds them ve onları besler. Ay bu da doğru. Doğrucu da çıktı bizim. E, sorular. Hepsi doğrudan gidiyor ama başta bir tane false var tabi. A park ranger, bir park e, güvenlikçisi protects nature and give information to the visitors. Doğayı korur ve e, ziyaretçilere bilgi verir. E, i̇steyen ziyaretçiye bilgi de verir tabi. Tamam buna da true diyorum o zaman. Hoca bize fake atmak istemiş. Görüyor musun? Hmm. True, true, true. A firefighter has people only When there is a fire in the forest, bir itfaiyeci insanlara yardım eder. Sadece ormanda yangın olduğunu hayır, itfaiyeciler birçok işe koşturuyorlar arkadaşlar. E, dolayısıyla false olacak. Yani ne bileyim bir binanın tepesinde mahsur kalan birine, intihar etmek isteyen birini kurtarmak için merdiven açıyorlar. Daha da akla gelmeyecek e, bir sürü şey. Uçurumlarda e, mahsur kalan insanlara, vatandaşlara da yardım ediyorlar. Peki arkadaşlar, şimdi... Şöyle bir bakayım ya. Şey var mı? Hurricane tamam. Overwater tamam. Drought. Period when there is little or no rain tamam. Zookeeper takes care of animals tamam. Ondan sonra a park ranger protects nature and give information to the visitors. Yani şu kısım bir şüpheli gibi geldi bana ama niye vermesin? Yani park ranger insanlara bilgi de verir. Park koruması da diyoruz. Burada ikinci bir okuma parçası var ama ben bir okuma parçası yaptığımız için tekrar yapmayacağım arkadaşlar. Sınavda size şimdiden Başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.